Jeolojik çağları mutlaka duymuşsunuzdur. Popüler filmlerin adını bile süsledi bazıları. Buz Devri, Jurassic Park gibi filmlerden söz ediyorum. İşte buradaki Jurassic ya da Jura Devri, Mezozoik zamanın Trias'tan sonra gelen ikinci dönemini ifade ediyor. Bu devirler milyonlarca yıl devam ediyor. En son 12 bin yıl kadar önce Holosen devresine girdik. Jeolojik çağların en önemli özelliklerinden biri canlıları etkilemesi. Mesela Holosen çağı bizi nasıl etkilemiş olabilir? Çok basit, buzullar eridikten sonra yerleşik hayata geçtik. Yazılı tarihe geçiş yaptık. Dolayısıyla kültürel gelişimlerin başladığı, sanatın, tasarımın ve en sonunda da teknolojinin doğduğu bir çağ bu. Fakat pek çok bilim insanı artık bu çağın da sona erdiğini söylüyor. Hem de beklenenden milyonlarca yıl önce. Çünkü artık jeoloji canlıları etkilemiyor. Canlılar, hadi biraz daha spesifik olalım. Biz insanlar hem jeolojiyi hem de ekolojiyi etkiliyoruz. Sadece çevremizi değil, tüm yeryüzünü dönüştürüyoruz. İşte o yüzden insanın dünyaya olan etkisinin en üst düzeye çıktığı bu yeni çağa Antroposen adı veriliyor. Diğer çağların birbirine olan geçişleri böyle yüz binlerce yıl falan sürüyordu. Oysa bu yeni çağın başlangıcı için yine pek çok bilim insanı net bir tarih, hatta saat verebiliyor. 16 Temmuz 1945, saat 5:29. Trinity Code adlı bu ilk nükleer testle insanlık yeryüzüne radyoaktif bir imza bıraktı. Ya iyi de ben boş zamanlarımda evimin arka odasında nükleer denemeler yapmıyorum ki diye düşünüyor olabilirsiniz ama emin olun hepimiz bu dünyayı etkiliyoruz. Kelebek etkisi. Bakın size çok basit bir örneğini vereyim. Günde kaç çeşit plastik kullandığınızı düşünün. Poşetlerden başlayabiliriz saymaya ama detaylarına girmeye çok fazla gerek yok. Tüm dünyada her yıl 1 trilyon plastik poşet kullanılıp çöpe atılıyor. Bu videoyu izlemeye başladığınızdan beri geçen sürede bile 2 milyon plastik poşet kullanılıp çöpe atıldı. Her yıl yarım milyardan fazla plastik şişeyi ve 5 milyara yakın pipeti çöpe atıyoruz. Şu ana kadar her birimizin kullandığı en az 250 parça plastik önce suya karıştı, sonra sulardan nehirlere, nehirlerden denizlere ve oradan okyanuslara kadar ulaştı bile. Dünyadaki her bir insanın ürettiği bu 250 atık parçası okyanus akıntılarıyla birleşti ve 1.8 trilyon plastikten oluşan bir adaya dönüştü. Neredeyse 3,5 milyon kilometre karelik bir alanı kaplayan bu devasa plastik atık kütlesine ada değil de kıta demek daha doğru olur. Çünkü Türkiye yüz ölçümünün 5 katından söz ediyoruz. Bu kütlenin büyük çoğunluğu Hawaii ve Kaliforniya arasında toplanmış durumda. Bilim insanları tarafından Büyük Pasifik Çöp Alanı olarak tanımlanıyor. Güneşin ve dalgaların etkisiyle çoğunluğu yarım santimetreden bile küçük mikroplastiklere dönüşmüş durumda olduğu için bu yığını uzaktan görebilmek zor. Ama aralarında ta 1977'de üretilmiş böyle mega plastik çöpler de var, 1995'te Game Boy olarak üretilmiş böyle makro plastikler de. İnanın göremediklerimiz görebildiklerimizden çok daha tehlikeli. 700'den fazla canlı türünü tehdit ediyor. Sadece suda yaşayanları değil, onunla ilişkisi olan tüm canlıları. Plankton kadar küçük olanları da, balina kadar büyük olanları da. Işıltılı plastik parçalarını gören kuşlar, onları yememesi gerektiğini nereden bilsin? Deniz kuşlarının ya da deniz kaplumbağalarının %44'ünün midesinde plastik parçası olduğu tahmin ediliyor. Her yıl 1 milyondan fazla deniz kuşu sadece bu sebeple ölüyor. Bunu yiyen balıkları umursayıp üzülmekten çok daha önemli işleriniz olabilir. Ama unutmayın o balıklar besin zincirinin bir parçası ve o zincirin en tepesinde, en ucunda da biz insanlar var. Bir dahaki sefere balığınızı yerken onun içinde göremeyeceğiniz kadar plastik parçaları olabileceği de aklınızın bir köşesinde bulunsun. Bundan bir sonra yayınlayacağım videoda 2050 yılındaki dünya ile ilgili yapılmış tahminleri aktaracağım sizlere ama bunların büyük çoğunluğunu iyimser tahminlerden seçtim. O yüzden geriye kalan bir kötümser tahmin var. Şimdi onu da burada paylaşayım. O büyük Pasifik çöp alanı tek alan değil. Şu anda dünyanın 5 ayrı noktasında buna benzer atıklar toplanmaya devam ediyor. Bu atıkların kütlesinin 2050 yılında denizde yaşayan tüm balıkların kütlesine eşitleneceği tahmin ediliyor. Dünyaya neredeyse bir kıta büyüklüğündeki bir alanın eklenmesine sebep oluyoruz ama çoğumuz bunun farkında bile değiliz. Ah yine böyle kötü haberleri saçtık ortalığa. Peki vah vah etmekten öte ne yapılabilir?
toplumsal ya da bireysel olarak yapılabilecek bazı şeyler var ve ben bunlara örnek olarak güzel bir haberle devam etmek istiyorum. Çünkü Büyük Pasifik çöp alanını temizlemek için bazı kurumlar, organizasyonlar harekete geçti bile. Ocean Cleanup projesi, teknolojinin yol açtığı bu kirliliğe yine teknolojik bir çözüm getirmeye çalışıyor. 600 metre uzunluğunda ve 3 metre derinliğinde yüzen bir araçla atıkları topluyor. Bu devasa aracın su üstünde yüzen parçası mega plastikleri yakalarken, deniz altında kalan ince etek gibi olan parçası ise daha küçük partikülleri hallediyor. Bunun oluşturduğu akıntı sayesinde deniz canlıları araca takılmadan ilerleyebiliyor. Araç bu temizliği yaparken okyanusun 3 kuvvetinden faydalanıyor. Rüzgar, dalgalar ve akıntılar. Aracın kendisi tıpkı çöpler gibi akıntı ile birlikte hareket ediyor fakat rüzgar ve dalgaların yardımıyla ondan daha hızlı gidebildiği için yolda önüne çıkan atıkların kendisine takılmasını sağlıyor. Ortalara doğru daha da derinlere inebilen bu sistem bir U şeklinde kıvrılıyor. Rüzgarlarla yönü değişen bu dev U şekli atık yığınının her yerine gidebiliyor. Sistemin üzerinde güneş enerjisiyle çalışan ışıklar, çarpışma önleme sistemleri, kameralar, sensörler ve uydu antenleri var. Böylece karadakiler onun yerini ve topladığı atık miktarını sürekli olarak denetliyor ve periyodik olarak çöp gemilerini oraya göndererek U'nun ortasında biriken atıklar toplanıyor. Peki bu yeterli mi? Değil. Sadece Büyük Pasifik çöp alanını temizlemek için bunun gibi 60 tane daha sistem üretilmesi gerekiyor. Ve böyle bir filoyla 5 yılda çöplerin sadece %50'sinin temizlenebileceği öngörülüyor. 5 yıl sonra da iş bitmiyor çünkü biz o zamana kadar en az bir o kadar daha çöpü üretmiş oluyoruz. Dolayısıyla bireysel olarak ürettiğimiz çöpleri de yeniden bir gözden geçirip değerlendirmemiz gerekiyor. Mesela plastik poşet kullanımımızı azaltabiliriz. Pazara, markete giderken yanımızda bir de çanta götürsek o tek kullanımlık poşetlere ihtiyaç kalmaz. Satın aldığımız ürünleri seçerken de onların bu konudaki hassasiyetlerini göz önünde bulundurabiliriz. Geri dönüştürülebilir malzeme kullananları tercih edebiliriz. Artık biyo bozulur plastik ambalajlar da üretilebiliyor ve doğada bakteri veya diğer organizmalar tarafından tamamen bozuluyor. Tüm bu önlemler bir kenara, en azından önce bu problemin bir farkına varmalıyız. Çünkü bir problemi çözebilmek için önce onun ne olduğunu anlayabilmek gerekiyor. Bilinçli olmak, hem kendimizi hem de çevremizdekileri eğitmek. Çevre konusunda kazandığımız bu farkındalığı ve duyarlılığı başka insanlara da yaymaya çalışmak. İşte bununla ilgili bir güzel örnek daha var önümüzde. Bu yıl 16.sı gerçekleştirilen İstanbul Bienali, dünyanın en güçlü iletişim yollarından biri olan sanatı kullanarak farkındalık kazandırmaya çalışıyor. Bienali düzenleyenler, insanlığın sebep olduğu doğal veya kültürel atıklara antropoloji ve arkeolojinin araçlarıyla bakan güncel sanat çalışmalarını gündeme getirmeye karar vermiş. 7. kıta adı verilen Bienal, bu yıl sanat ve ekoloji arasındaki ilişkiyi de tartışmaya açacak. Neden 7. kıta? Artık anladınız sanırım. Bir yandan yağmur ormanlarının yandığı, bir yandan plastik moleküllerin okyanusları doldurduğu yeni bir dünyanın imgesel bir adı bu. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen bu Bienal'in küratörü, fikirlerin ve insanların yüzyıllar boyunca başkalaşıma uğradığı İstanbul'un böyle bir etkinlik için kusursuz bir sahne olduğunu söylemiş. Etkinliğe çok da çarpıcı bir başlangıç yapmışlar. Çöplerden oluşan o 7. kıtanın bir temsilcisini İstanbul'a davet etmişler. 7. kıta temsilcisi İstanbul ziyaretine başladı. Tüm dünyanın plastik atıklarıyla her geçen yıl gücüne güç katan 7. kıta için ilk kez bu düzeyde bir karşılama yapılıyor. Bu temsilci dışında tam 25 ülkeden 56 sanatçı da davet edilmiş ve bunlardan 36'sı bu sergi için özel yeni eser üretmiş. Sayısı 220'den fazla olan bu eserleri 10 Kasım'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve ücretsiz davetiye linkini de açıklamalar bölümüne yerleştirdim. Sizlerden ricam, bu sergiyi gezmeye gittiğinizde 25 ülkeden gelen her bir sanatçıyı size uzaklardan haber getiren biri gibi düşünün. Kullandığımız plastik poşetlerin, bardakların, pipetlerin ve hatta kulak temizleme çubuklarının uzaklarda bir yerlerde bir kıtaya dönüştüğünü hatırlayın. Gitmesek de, görmesek de, bu dünya bizim olduğu kadar o atıklarımızın arasında var olmaya çalışan canlıların da dünyası. Eğer birlikte yaşamaya devam etmek istiyorsak, İstanbul Bienali'nin 7. kıta olarak imgeleştirdiği bu yeni araziyi keşfetmemiz gerekiyor.
Ve bunun için de bizlere sanatçıların duyarlı antenleri, onların tercümanlığı lazım. Buluşma sonrası düzenlenen basın açıklamasında 7. kıta temsilcisi önemli açıklamalarda bulundu. 3,5 milyon kilometre kareye ulaşan Türkiye katkılarından dolayı herkese teşekkür ederken her yıl büyümeyi sürdüreceklerini de ekledi. Siz bu hızla plastik tükettikçe biz var olmayı sürdüreceğiz, büyüyeceğiz dedi.